2009'u demin bahsettik. Yayın koptu. Bir daha başlayalım. 2009'da Mart'tan sonra tapularını vereceğim. Sonra hazine arazilerini vereceğim. Sonra vakıf arazilerini vereceğim dedi. Veremedi. Söz verdi. Evinizin sahibi olacaksınız dedi. 2009'da sahibi olduramadı. 2014'te yine şerefim üzerinde söz veriyorum. 23 Mart 2014 Şükrü Genç, CHP Sarıyer ilçe başkan adayı, belediye başkan adayı. Taahhütün içinde şu var. Oturulan yerler hak sahiplerine topluca devredilerek yerleştirilenlerin hukuki güvenceye kavuşturulması konusunda yetkileri kullanacağıma, yetkim dahilinde yapılacak her ölçekte planlama çalışmasında yerleşimlerin mahallede kalması esas alınarak, mahallelerin çoğunluk olarak ilettiği yazılı talepleri dikkate alarak bu yönde tadilat yapacağıma ve bilmem ne bilmem ne sağlayacağıma şerefim üzerinde söz veriyorum. 2014, bu da geçti. Gelelim 2019 çalışmalarına, sözlerine. Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve yanında başka bir belediyelerin şeyleri var. Bizimkinin de bizim başkanımızın da bakın burada attığı imza şeyleri var. Burada Şükrü Bey. Kimde yapılan Mahalleler Birliği'nin evet. toplantının imzası, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imzası ve burada da aynı o dönemdeki 2004'te yazılanın biredir karşılığı yine şerefim üzerine söz veriyorum, tapuları vereceğim diye sözler var. Bunların hiçbirisi tutulmadı sevgili arkadaşlar. Ve biz de onun için sosyal medyada ahali toplu çözüm beklerken sen Sarıyer'de Boğaz Gölü'nü mülk satın alıp kişisel sorunu çözmek için hamle yaptın mı diye sorduk Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Komşumuz olacak inşallah. Reşit Paşa. Evet. Komşumuz olacak. Ama verilen şöyle şeref sözlerinin hiçbirisi olmadı. Şimdi biz imar barışını yapmış, yapı kayıt belgesi almış arkadaşlarımızın Ayazağa'da ben tapumu istiyorum diye belediyeye başvuruları var. Biz bunları takip ederek inşallah imar barışının nereye gittiğini ve altının ne kadar dolu olduğunu Sarıyer'de göstereceğiz. Başka ilçelerde çok yapıldı. Başka illerde yapıldı. Herkes tapu sahibi oldu. Herkes kat mülkiyeti alarak sahibi oldu şeyinin, arazinin değil, katının sahibi oldu, İskan dairesinin sahibi oldu ve isken aldılar. Ama Sarıyer'de maalesef bunu daha yapamadı. Bunun için ne olur? Samimiyetli insanlarla konuşalım. Bakın, Mahalleler Birliği'ni bugüne kadar hem onlar hem Sarıyer Belediyesi imar ıslah planlarıyla biz tapularımızı alırız yönünde Büyükşehir'i zorluyorlardı. Hani şimdi niye zorlanmıyor Büyükşehir Belediyesi? İmar ıslah planlarıyla madem yapılıyor, belediyemiz de onu teşvik ediyordu. Hadi yapın şimdi. Kimse yok ortada. Onun için ben arkadaşlara samimiyetlerini göstermek için şunu rica ettim. Bir tane resmi yazı yazacaksınız. Bizi bugüne kadar imar ıslah planlarıyla tapumuzu alabiliriz diye zorluyordunuz. Ama hiçbir çalışma yapılmadı. Büyükşehir'de 1,5 senedir bizde deyip böyle neyle çözeceksiniz bizi? Konularını konuşmamız lazım. Ve belediyeye de bu resmi alındı kağıdıyla numara ve tarihi belediyenin alındığı evrak alımında bir resmi yazısı içeri girmesi lazım. Bu resmi yazı içeri girdi diye de belediye buna resmi bir yazıyla cevap vermesi lazım. Bunu yapın, başımın üzerine gelin dedim arkadaşlara. Hala bir çalışma yok. Dolayısıyla bu samimiyetsizliği biz kabul etmiyoruz. Sarıyer'de bu samimiyetsizliği kabul etmiyoruz. Çözüm yapılacaksa bütün paydaşlar bir araya gelecek. O yapılan çözüm benim kayınpederimin de, ablamın da, abimin de veya diğer akrabalarımın da çözümü olacak. Yalnızca onların çözümü değil ki. Belki sizin de evlerinizde aynı dertler var. Siz de o çözümden hak sahibi olacaksınız. Bunun için çıkartılan imar barışına arkadaşlarımızın Ankara ile görüşmelerinden dolayı bazı eksiklerini giderdik. Biz bunun üzerine arkadaş